Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmeler. İstiklal kündülü haberlerimiz görüşünlerden karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya kün tertibindeki en muhim haberlerini huzurunla sunumuz. Kınemizde kıtınlar ekranımızda olsun. BDT əməldarı devletler Xitayğa ceza yürgüzüşünü toxtışı kerek dedi. Şarkı Türkistan'daki Xitay əməldarı Maşınroy Korcaq Reis Erkin Tunyas Birleşken Devletler Teşkilatı'nın insan hakları əməldarını kütüb alğanda Xitay'nın irqi qırğınçılıq cinayetini inkar kılgan bulup BDT əməldarı bayanatıda her qaysı devletlerinin Xitay'a ceza yürgüzüşünü toxtışı kerekliğini dava kıldı. Tanrıtağ Doğru'nun 19. May haber kılışça atılmış Uyğur Abdum Rayonluq Partiya Komitetinin sekretari Maşınroy Atalmış Uyğur Abdum Rayonu'nun Korcaq Reisi Erkin Tunyas, yakında Şarkı Türkistan'a ziyaretke barğan BDT İnsan Hakları Kengişi'nin yeki tereplik mecburlaş tedbirinin insan haklarına selbi təsir körüstüş meselesi alahide dokulatçısı Alina Duhan ve onun hemrahları bilen körüşken. Maşınroy Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki irqi qırğancılıq cinayetini cümleden İslam dini ve Müslümanlarını bastırış, mecburi emgeki seliş qatarlıq cinayi kılmışlarını yuşuruşka, BDT əməldarını aldaşqı urungan. O sözü de insan haklarına hürmet kılış ve onu kapaletlendiriş bizden boşaşmaz intilişimiz. Amerika paketi köz yumup Şinjan'da mecburi emgeki saldı deb xalığancı böhtan çapladı. Hem Şinjan'daki insan hakları meselesini bahane kılıp Xitay karxalları ve xadımlarına karata kanunsuz çekilimi yürgüzdi. Amerika tarafının hiç kandak paket azası yok. Şinjan pütülleri ecivitilgen cay. Şinjan'a daim kelip ayılınıp bir kışınlarını, körüp bir kışınlarını karşı alımız de bildirilgan. Haber kılınışca Xitay Alina Duhan ve onun hemrahlarını Şarkı Türkistan'ın Ürümçi, Şiho, Sanji, Xotan qatarlıq şehir vilayetlerde köz boyamçılık kılış üçün aldın tayarlanan alaqadar karxallarını ziyaret kıldırgan. Xitay'nın yalgan teşviqatı üçün hizmet kıldığan alaqadar tarmaqlar, mütexessislər, karxana hizmetçileri, işçileri bilen körüştürgen. Onların hemisi Xitay uğrullaştırığını büyüce Xitay'nın terör siyasetini maqtıgan. Halbuki Şarkı Türkistan'daki Xitay'nın irqi qırğınçılıq cinayeti izgil devamlaşıvatqan bolup, Maşınroy bu yıl 7 Mart Xitay Xalq Qurultayı ve Xitay Siyasi Maslahat Yığınıda muhbirlarının alaqadar sualıga cevap bergende irqi qırğınçılıqnın devamlaşıdığanlıqıga işaret qılıp, Şinjan'da İslam'nı Xitayçılaştırış muqarrar yüzlünüş dep bildirilgan idi. BDT'nin organ torbetidiki xabarda qayıt qılınışça Alina Duhan yana Beijing Şinjan'a mı bargan bolup, 12 günlük ziyareti axırlaşqandan keyin bu Ağıtı bayanat ilan kılıp, Xitay'a karatkan yakki tereplik cezalarını bekar kılış kereklike hakkıda jar salgan. BDT'nin mezkur əmeldari Amerika Qatarlıq Xarib devletlerinin bir neçi yıldın beri Xitay şirketleri ve şahslarga ceza yürgüzüşü sebeplik, yerşarivi bazarının iğir buzğunculuğu uçurganlıqını, işsizlik gelip çıkanlıqını, bulup mu Şarkı Türkistan'ın en çoğun təsirge uçurganlıqını, ondan başka Xitay ve başka devletlerinin tətqiqat organları arasındaki alaqı ve uquqçı almaştırış türlerinin tosalgı uçurganlıqını, yakki tereplik ceza yürgüzüşünün xalqara qanunga xilap ikenlikini bildirip bildirilgan. Belarusiyalik tədqiqatçı Alina Duhan 2020 yılı 3. aydan buyan BDT İnsan Hakları Kengişinin yakki tereplik mecburlaş tedbirinin kişilik hukuku selbi təsir körüstüş meselesi alahide dokulatçısı süpüdede hizmet kılıp kelgen. Xitay yıllardan beri atalmış 3 xil küçkü zərbi beriş qatarlıq türlük bahaneler bilen Şarkı Türkistan xalqıya irqi qırğancılıq yürgüzmekte. Cümleden İslam dinini Xitayçılaştırış, asimilasiya kılış, mecburi emgeki seliş qatarlıq cinayetlerini izgil devamlaştırmaqda. Xitay yana aldın tayarlanğan yalğan meydallar, saxta dokulatlar arqılıq Şarkı Türkistan'a ziyaretki gelgen muhbirlarının insan hakları əməldarlarının közünü boyamaqda. Alina Duhan bu qetimli Xitay ziyareti haqqıdaki təfsili dokulatını bu yıl 9. ayda BDT İnsan Hakları Kengişi'ye tapşırıdıkən. Onun Xitay'a maslaşkan bayanatı Xitay təşviqat organları tarafından köpləb xəbər qılınmaqda. Xitay'nın Leylimi Yadro Elektrik Stansiyası planı endişe qozğumaqda. Asiyadaki devletler Xitay'nın Leylimi Yadro Elektrik Stansiyası uğrullaştırış planına qarata hoşyarlıqını östürmekte. Amerika Avazı'nın 21. May haber kılışça mütexessislər Xitay'nın talaştartış kılınıvatkan Cənubi Deniz'a Leylimi Yadro Reaktori uğrullaştırış planının başka koşun devletleri bilen bulgan ziddiyetini küçeytip, rayon bir xatirlikigi buzgunçılık kılışı mümkünlikini təkidligen.
Washington Post'ning gazetasi bu haqda xabar qilishicha, Xitoy Janubi dengizda sun'iy yasab olgan orollarga taxminan 20 laylama yadro elektr stansiyasi o'rinlashtirishni planlagan. Garchi xalqaro kesim soti 2016-yili Xitoyning bu da'vosini qonuniy asosi yo'q deb rad qilgan bo'lsa-mu, Xitoy butkul Janubi dengizning Xitoyga tabi ekanligini da'vo qilmoqda. Malayziya, Vietnam va Filippinmo rayondagi bir qism orol zanjiri va ba'zi dengiz tavalligiga qarata egalik huquqi talabi borligini bildirib kelmoqda. Bir qism tadqiqotchilarning aytishicha, laylimi yadro elektr stansiyasi rayonga rasmiy o'rinlashtirilgan taqdirda zamin da'vosi qilayotgan boshqa davlatlar o'zlarining egalik huquqiga bevosita jang e'lon qildi deb qaraydi ekan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy 2014-yildan boshlab spiratli orolga tava bir qism xadotoshlarning atrofini to'ldirib sun'iy aral yasagan. Arqadan spiratli aralning Xitoy zimini ekanligini da'vo qilgan. Filippin va Manilamo bu arallar to'pining egalik huquqini ta'kidlab kelmoqda. Xitoy Amerikaning sobiq parlament a'zosiga jazo yurgizdi. Xitoy Amerikaning sobiq parlament a'zosi Mike Gallagherni Tayvanni qo'llaganligi sababli jazolaganligini e'lon qildi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Xitoy 21 may Amerika Avom palatasining sobiq a'zosi Mayk Gallagherning Xitoyga qattiq pozitsiyada bo'lib, Tayvanga do'stona muomala qilganligi sababli Xitoydagi mol-mulkini to'ng'iltirganligini va uning Xitoyga kirishini cheklaydiganligini e'lon qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Xitoyning bu jazolash tadbiri Xitoy kommunist rejimi Tayvanning yangi prezidenti Lai Chongda qasam berib vazifa topshirib olgan kuni Tayvanga qurol-yarog' sotishga qatnashgan Amerikaning 3 davlat mudofaa sanoati shirkatiga jazo yurgizganligini e'lon qilgandan keyin amerikaliklarga qaratgan Tayvanga munosabatlik jazo harakatining 2-chi qadami ekan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi seshanba kuni bayonot e'lon qilib, 4-oyda iste'fo berishdan ilgari Amerika Avom palatasining Amerika Xitoy kompartiyasi strategik raqobat komitetining raisi bo'lgan Jumhuriyatchilar partiyasining Avom palata a'zosi Mayk Gallagherga qarshi tadbir qo'llanganligini bildirgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotida yaqinqi yillardan buyon Amerikaning sobiq Avom palata a'zosi Mayk Gallagher doim Xitoyning ichki ishlariga aralashdi. Xitoyning egalik huquqi va zamin butunligiga buzg'unchilik qilib, Xitoy manfaatiga daxli taarruz qildigan so'z va harakatlarni qildi deganlarni da'vo qilgan. Ammo uning Xitoyga munosabatlik so'zlari yoki ish-harakatlarining tafsilotlarini tilga olmagan. Bildirilishicha, Xitoy savdo ministrligi 2024-yili 1-chi va 2-chi nomerliq atalmish ishonchsiz o'rinlar tizimidagi xizmat mexanizmini e'lon qilib, Tayvanni qurol-yarog' bilan ta'minlashga munosabatlik Amerika Hammibab Atom Avasiya sistemasi shirkati, Hammibab Dinamik quruqliq sistemasi shirkati, Boeing mudofaa, olam bo'shliqi va bexatarlik guruhi qatorliq shirkatlarni ishonchsiz o'rinlar tizimidagi kirgizgan edi va bu qaror orqali mazkur 3 shirkatning Xitoyga munosabatlik import eksport faoliyati bilan shug'ullanishini, Xitoyga yangi mablag' selishini, yuqori darajalik boshqaruvchilarining Xitoyga kirishini cheklagan edi. Hurmatli ko'rmalarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Ertangi programimizda ko'rishguncha aman bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.